Herkese merhaba. Kırmızı Mutfak 46 kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kışa hazırlık olarak bir paylaşım yapacağım. Yağlı kırmızı biber turşusu. Çok güzel oluyor arkadaşlar ve yapımı da çok kolay. Evet, biberlerimizi temizliyoruz. Başlarını kesip çekirdeklerini çıkaracağız. Daha sonra da dilimleyeceğiz. Ben geçen sene dilimlemeden böyle sadece başını kesip çekirdeğini çıkarıp yapmıştım. O da çok güzel oluyor ama kavanozda çok fazla yer kaplıyor arkadaşlar. Ergonomik olmuyor. Bu şekilde daha fazla biber dolduracağız kavanoza. Dilimlemeyi çok küçük değil de çatala gelecek kadar büyük olacak. Evet. Yani böyle uzun uzun kestiklerimi bir biberi 3'e 4'e böleceğiz. Benim biberler çok büyüktü. 4'e böldüm arkadaşlar çoğunu. Bütün biberleri aynı işlemi yapacağız. Dilimleyeceğiz. Hızlı bir şekilde göstereceğim size. Şimdi dilimleme kısmını. Zaten çabuk bitiyor. Büyük büyük dilimlediğimiz için. Evet. Tenceremizi ocağın üzerine bıraktık. İçine 2 su bardağı sirke koyacağız. 1,5 kaşık da yemek kaşığıyla tuz koyacağız arkadaşlar. Benimki kaya tuzu. Eğer siz rafine tuz kullanacaksanız 1 kaşık koyun. Rafine edilmemiş olduğu için tuzun kuvveti daha az çünkü. Bu şekilde kaynamaya kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da biberlerimizi koyacağız. Evet, şimdi kaynayacak. Yavaş yavaş kaynamaya başlıyor arkadaşlar. Ufak ufak kaynamaya başlayınca da bir çay kaşığı kadar limon tuzu bırakacağız. Evet, şimdi biberlerimizi bırakmaya başlıyoruz artık. Evet, biberlerimizin hepsini içine bırakacağız. Tekrar kaynamaya başlayınca da üzerine yarım su bardağından biraz daha çok sıvı yağ bırakacağız arkadaşlar. Yalnız bu sıvı yağ olacak, zeytinyağı değil. Kışlık malzemelerde zeytinyağın asit oranı çok yüksek olduğu için mümkün olduğunca kullanmayalım arkadaşlar. Sıvı yağ kullanalım. Evet, suya hepsi temas etsin diye ararak karıştıracağız tabii. Şu an şişkin duruyor ama pişmeye başlayınca hepsi bir suyun içine girecek arkadaşlar. Bu turşumuz da çok çabuk oluyor. 10 dakika sürmüyor. Çünkü çok ölgün pişmemesi gerekiyor. Eğer çok ölgün pişirirsek ezilir. Böyle daha diri diri, kıyır kıyır bir turşu olacak. Bir de ocağın altı hep yüksekte açık olsun. Böyle yavaşta olup da ezile ezile değil de birden şok gibi pişecek. Gördüğünüz gibi hepsi temas etsin diye bayağı karıştırarak yüksek ateşte pişiriyoruz. Evet. Şimdi yağ hazırlıyoruz. Ekran büyük, üst görünmediği için belli olmuyor. Ama şimdi yağ bırakıyoruz arkadaşlar. Kaynamaya başlayalı 3 dakika falan oldu. Yağıyla da 4-5 dakika daha kaynatacağız. Evet. Yağ koyunca da daha güzel parlak görünüyor. Evet, yavaş yavaş hazır oluyor artık. Bunun en zor kısmı bence kavanozlara koymak. Çünkü döküp koyamıyoruz. Tek tek koymak bayağı zor oluyor. Yani benim fikrim. En güzel kısmı da normal turşu gibi uzun süre beklemiyorsunuz. Hemen akşama dahi yiyebilirsiniz. Soğuduktan sonra istediğiniz gibi yiyebiliyorsunuz. Yani lezzeti anında siniyor arkadaşlar. En son aşamada turşuların vazgeçilmezi olan sarımsağı koyacağız arkadaşlar. Sarımsak içeride kaynamayacak. Sadece üzerine koyacağız, karıştıracağız ve kavanozlayacağız. Yani pişmeyecek sarımsak. Şimdi sarımsaklarımızı soyuyoruz.
Evet. Daha önce dediğim gibi fazla da değil. 6-7 diş olsa yeter. Evet. Şimdi karıştıracağız. Artık kavanozlara koymaya başlayacağız. Evet, karıştırıyoruz. Önce biraz sularından alıyorum. Daha kolay koyulabilsin diye. Daha sonra biberlerden alacağız. Evet. Söylediğim gibi en zoru bu biberleri koymak. Ama yine de çok uzun sürmüyor. Ben maşayla yaptım bu kısmı. Bir de sıcak sıcak koymak zorundayız. Onun için yoksa süzüp başka yerde yapılabilir de sıcak sıcak koymak zorundayız mutlaka. Evet arkadaşlar, kavanozlarımız doluyor. Evet, son kavanozda dolduruyoruz arkadaşlar. En son kalan suyu kavanozların üzerine bırakıyoruz. Evet, suyun rengi bile çok güzel. Evet, kavanozların hepsini doldurduktan sonra arkadaşlar mutlaka havasını alacağız. Yani bıçağı yandan içeri girdirerek hafif çekerek içerideki havanın boşalmasını sağlayacağız. Aynı şu an yaptığımız gibi, evet görüyorsunuz. Çünkü parçalı olduğu için aralarında hava kalmış olabilir. Bu önemli arkadaşlar. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Bütün kavanozlara yapmanız gerekiyor. Evet, üçüne de yapıyoruz. Bu havasını alırken biraz da yerleşiyor tabii. Yine kavanozların üzerinde kalan sudan biraz daha bırakıyoruz. Evet, azar azar bırakalım. Daha sonra da konserve klasiğimiz. Mutlaka kenarları siliyoruz arkadaşlar. Ve kağıt peçeteyle, normal kullandığımız silme bezleriyle falan da değil. Yani hiç kullanılmamış olması önemli. Şimdi ağzını kapatacağız arkadaşlar. Steril kapak olacak. İki geri hareketi yapacağız. Bir ileri. Geri yapmamızın sebebi de yive tam yerleşsin. Camdaki yivle kapaktaki yivler birbirine tam yerleşsin. Hava almasın. Önemli olan zaten konservelerde hava almaması. Evet. Konservelerimiz hazır. Tabaktakini de kendim için ayırdım arkadaşlar. Yemek için. Evet. Çok güzel. Görüyorsunuz. Kokusu da mis gibi. Kendisi de çok güzel oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar.